Merhaba arkadaşlar, ben AzgemTV kanalından Gökhan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle sesim biraz kötü çıkabilir gerçekten, çünkü biraz hasta olduğumu söyleyebilirim. Grip oldum arkadaşlar, o yüzden kusuruma bakmayın. Arkadaşlar öncelikle size şunu da belirteyim. Size iki tane kanal ismi söyleyeceğim. Bu kanallar bizim hem kardeş kanal, biri kardeşimin kanalı, biri de kuzenimin kanalı. Linke de bırakacağım arkadaşlar. Clash of Clans oynayanlar varsa kardeşimin kanalı ile ilgili olarak ilgilenebilir. Linkini bırakacağım aşağıya arkadaşlar. İkincisi olarak ise araba yarışlarına merak saran kardeşlerim varsa kuzenimin kanalı var arkadaşlar. O da yeni bir kanal oluşturdu. CSR Racing 2. Eğer oynamak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz o kanalda bakabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında iki kanalın da ismini bulabilirsiniz. Ayrıca Facebook ve Instagram hesaplarımı da takip edebilirsiniz beni arkadaşlar. Onların linkini de tek tek aşağıya bırakacağım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir transfer yapacağım. Transferin dışında ise Napoli'ye karşı bir maç yapacağız arkadaşlar. Napoli'yi bakalım nasıl alt edebileceğiz. Napoli'nin de bugün Manchester City ile maçı var. Onun öncesinde şöyle bir bakalım arkadaşlar. Orta sahada bir sol ayaklı oyuncuya ihtiyacım var. Defansa girdik ama orta sahada. Bu da Miralem Pjanic değil arkadaşlar. Miralem Pjanic Rey ile oynuyor. Tabii ki de buradan gizli oyuncu da var ama ben gizli oyuncu almayı istemiyorum arkadaşlar. Çünkü istemediği bir oyuncu olduğu zaman zarar edeceğim. Ben buradan Angel Di Maria'yı sizlerle birlikte takıma kazandıralım ve Angel Di Maria takımıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi hemen ikonla yer değiştirip Di Maria'yı kadroya oluşturalım. Şimdi arkadaşlar sol bek ve iki stoper eksiğimiz kaldı. Onun dışında eksiğimiz gözükmüyor. Hemen rollere girelim. Serbest vuruşlar Cristiano Ronaldo, penaltılar Cristiano Ronaldo, kaptan Cristiano Ronaldo. Sol korneri Angel Di Maria ile sağ korneri ise Ivan Rakitic'le kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Napoli'ye karşı maçımızı bakalım hangi formalarla yapalım diye düşünürken şu Roma'nın formaları efsane gözüküyor arkadaşlar. Roma'nın formalarıyla Napoli'ye karşı mücadelemizi yapalım. Güneşli bir hava bekliyor bizi. Maçı kazanmamız olası. Dediğim gibi sesim için kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten biraz kötü bir durum. Hasta oldum. İşte Seremoni. Arkadaşlar şunu bir türlü telaffuz edemedim. Şimdi arkadaşlar geçelim. Bizim kadromuzda Ronaldo, Rashford, Depay, Kayhan, Rakitic, Di Maria, Daniel Alves, Muslera gibi önemli oyuncular var. Napoli'nin kalesinde Milik, Hamsik, Insigne, Mertens, Diawara, Koulibaly, Gullam, Albiol, Hise ve Reina var arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Challenge önerileri gelecek arkadaşlar. Onda hemfikiriz hepimiz. Bir top açılımı videosu gelecek arkadaşlar yakında. Lütfen abonelikte kalmayı unutmayın. Şimdi Cristiano Ronaldo bıraktı. Sivelver. Bu arada arkadaşlar şu D-pad konusunda bir sıkıntı yaşıyorum şu an. Memphis Depay top direkten döndü. Rashford ve Marcus Rashford direkten dönen topu tamamladı arkadaşlar. D-pad'i kontrol edemedim bir ara arkadaşlar. Niye problem olduğunu bilemiyorum. Gerçekten çok güzel bir orta açtı. Sivelver. İşte top direkten döndü. Dönen top Marcus Rashford, yani artık boş kaleye de topu yolla derim. Şimdi Rashford. Marcus Rashford bıraktı Cristiano Ronaldo'ya. Şimdi Cristiano Ronaldo ceza sahası dışından bir şut. Reina'da kaldı. Şimdi Memphis Depay. Ortası içeriye. Cristiano Ronaldo'ya gelir mi? Gelmedi. Şimdi Mertens. Angel Di Maria. Angel Di Maria kaleci Reina. Şimdi Cristiano Ronaldo topa yetişmeye çalışıyor. Ancak yetişemedi. Şimdi Angel Di Maria fasol bir şekilde içeri kesecek topu. Top gelen Cooper'a. Cooper. Cooper'ın bir sürü kafa golü var arkadaşlar. Sürekli bizi takip eden kardeşlerim bilir. Şimdi büyük bir hata gelir mi? Geldi. Hem de çok büyük bir hata. Kafa vurmayı denedi Marcus Rashford. Arka hareket yapıp kafa değil de akrep vuruşu yapmayı denedim ama maalesef başarılı olan Insigne'den önce topu vuran Kayahon da bu arada Napoli'den transfer ettiğimiz diğer bir oyuncu. Şimdi Cristiano Ronaldo çok güzel bir voley denemesi olmadı. Şimdi Sivevil ortası. Depay yine vuramadı. Kayahon bıraktı. Memphis Depay. Skor 2-0'a geldi arkadaşlar. Gerçekten İyi bir şekilde bir pas attı Kayahon. Bomboş pasındaki Memphis Depay skor 2-0'a geldi. Arkadaşlar her takımdan bir oyuncu ya da en fazla iki oyuncu almayı düşünüyorum. Nedenini şu şekilde söyleyeyim.
bir takımdan aldığın zaman ileriki turnuvalarda güçlü takımlara karşılaştığın zaman tüm oyunculara sahip olduğun zaman anlamı olmuyor. Yani Real Madrid kadrosunu kurayım da hepsini alayım gerçekten çok zevksiz oluyor. Şimdi Marcus Rashford çok güzel pas Memphis Depay'a. Şimdi Memphis Depay bir aşırtma golü Reina çıkmadı arkadaşlar. Şimdi Cristiano Ronaldo ile henüz gol bulamadık. Redis Swivel kafayı vurdu. Cristiano Ronaldo'ya gelir mi? Gelmedi. Şimdi Cooper. Pasını bıraktı. Marcus Rashford'a çok güzel pas Cristiano Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo yetişemedi arkadaşlar. Reina topa sahip olan oyuncu. Şimdi pis sahne. Milik'ten önce kafayı vurabilecek mi? Vurdu. Rashford. Şimdi Ivan Rakitic'e gelir mi? Gelmedi. Dani Alves. Topu alırsa uzun oynayacağız Cristiano Ronaldo'ya doğru. Şimdi Cristiano Ronaldo'ya da uzun bir pas. Reina topu taca gönderecek muhtemelen. Henüz golü bulamadık arkadaşlar gerçekten şu an. Golü bulmamız gerekiyordu. Şimdi Cristiano Ronaldo'ya topu aktarmayı düşünüyoruz ama gelmedi. Şimdi Diawara Cristiano Ronaldo'ya geldi. Cristiano Ronaldo çok güzel bir şekilde sıyrıldı. Cristiano Ronaldo defanstan döndü. Raul Albiol hata yapar mı? Rakitic. Şimdi Ivan Rakitic. Çok güzel bir şekilde bıraktı. Cristiano Ronaldo topu yandan dışarıda. Ronaldo'ya tıralım derken gol bulamadık arkadaşlar. Şimdi bakalım. Topu gönder 69'a 31 oynadık arkadaşlar. Fena oynamadık. Gerçekten hasta olup bir canlılık sergileyememek çok kötü. Şimdi Memphis Depay gelir mi? Gelmedi. Kulübele şimdi Rakitic. Angel Di Maria. İlk asistini yapar mı Angel Di Maria? Ronaldo'ya. Ronaldo çok güzel bir kontrol. Cristiano Ronaldo. Yani asisti bildiğiniz 7 arkadaşlar. Şimdi Ivan Rakitic. Arkaya doğru. Cristiano Ronaldo'ya doğru. Ronaldo top çizgiden çıkardı Raul Albiol. Şimdi Gaccherini. İlginç şekilde top çıkmadı arkadaşlar ya. Gerçekten çok tuhaf şekilde. Top çıkmadı. Şimdi Memphis Depay. Oradan Ruaşeta denemeyi düşündü. Şimdi Rakitic. Çok güzel bir sıyrılış. Rakitic. Cooper. Ruaşeta denedi Cooper. Başarısız oldu. Yani top tekrar orta alana kadar geldi. Gerçekten boğazım çok fena şekilde arkadaşlar. Bayağı kötü. Şimdi Angel Di Maria. Angel Di Maria. Çok güzel pas Marcus Rashford'a. Rashford'a bıraktı Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo asist gelir mi? Cristiano Ronaldo asist gelir mi? Ve asist geldi arkadaşlar. Memphis Depay. İkinci golünü attı skor. 3-0'a geldi arkadaşlar. Gerçekten Rashford iyi kontrol, iyi bıraktı. Cristiano Ronaldo ortası bomboş boşundaki Depay'a. Reina'nın müdahalesi yeterli olmadı arkadaşlar. Şimdi Koulibaly ile oyunu tekrardan başladı. Şimdi Marcus Rashford çok güzel pas Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo yetişir mi? Hayseydan önce topa yetişemedi. Şimdi Dani Alves çok güzel pas. Memphis Depay'a. Memphis Depay'dan Marcus Rashford'a. Cristiano Ronaldo. Pepe Reina. Topa sahip olan oyuncu. Şimdi Cooper. Bu arada pisane. Dani Alves. Allah'tan topa yetişti. Çok güzel bir kontrol Cristiano Ronaldo'dan. Heysay'dan gene sıyrılamadı. Ve faul yaptı arkadaşlar. Anlamadım şu oyuncudan. Bir türlü sıyrılamadı Ronaldo. Çok güzel pas bıraktı Cristiano Ronaldo'ya. Şimdi Cristiano Ronaldo. Kendi golünü atabilecek mi Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Sonunda skoru 4-0'a getirdik arkadaşlar. İşte Cristiano Ronaldo. Kalecinin sağından, kapattı köşeden skoru 4-0'a getirdi. Şimdi Tonelli Santra'yı başlatacak olan oyuncu. Şimdi Diawara. Çok güzel bir pas Memphis Depay'dan Cristiano Ronaldo'ya. Şimdi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 5-0'a geldi skor arkadaşlar. Gerçekten rahat bir galibiyet. İşte Cristiano Ronaldo hareketini yaptı. Reina'nın
Bu sefer solundan skoru 5-0'a getirdi. Şimdi Dries Mertens, Tonelli, Jose Maria Callejon, Cristiano Ronaldo'ya bıraktı. Ronaldo bir araya girdi. Şimdi Zielinski olması lazım. Çok güzel pas Cristiano Ronaldo'ya. Şimdi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo hat-trick yapabilir arkadaşlar. Sibelwell. Çok güzel bir vuruştu arkadaşlar. Skor 6-0'a geldi. Çok konuşamıyorum ama 6-0'lı bir galibiyet. Maçın adamı yine Cristiano Ronaldo. Son 3 maçımızın yıldızı oldu arkadaşlar. 86, 89, 90, 4 dakikada hat-trick yaptı Cristiano Ronaldo. Gerçekten büyük bir başarı. Son 4 dakikada hat-trick. Rakibimiz Fiorentina arkadaşlar. Fiorentina'nın da yine İtalyan takımı ama bayağı düşük bir takım geldi. Bakalım buradan ileriki zamanda alabileceğim oyuncu Leroy Sané var arkadaşlar ama yedekler için düşünebilirim. Alvaro Negredo var. Almayı düşünmüyorum. John Stones var. Manchester City'den Hector Moreno var. Gene alabileceğim oyunculardan. Biraz hız olsaydı çok iyi olurdu. Kimpembe var arkadaşlar. O da Paris Saint-Germain'den. Bakalım fikstürde Dundee United maçı var arkadaşlar. Dundee United maçını sizlerle birlikte oynamayı düşünmüyorum. Herhalde onu oynayıp geçeceğim. Bir formaları değiştirmeyi düşünüyorum. Şuradan Roma formasını değiştireceğim. Güzel bir forma ama Roma formasıyla maç yaptım. Porto formasıyla henüz maç yapmadım. Porto formasıyla da maç yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen abonelikten çıkmayın. PES videosu gelecek arkadaşlar. NBA live videosu gelecek. FIFA çek diyen arkadaşlarım oluyor ama FIFA pek beni sarmıyor arkadaşlar. O yüzden FIFA çekmeyi düşünmüyorum. Dediğim gibi yeni videolar için abonelikte kalmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bildirimleri açtıktan sonra size video en erken sürede ulaşacaktır kardeşlerim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.